Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda 6. resmimiz olan kapak olarak tasarladığımız resmi target olarak yani hedef olarak algılayınca birkaç tane farklı objenin beraber çalışmasını gösteren bir tasarım yapacağız. Şimdi ben hemen buradan sağ tıklıyorum ve buradan Vuforia Engine'den Image Target diyorum. Ve buna da şöyle sağ tıklıyorum yine. Rename diyorum. Bazen hemen açılmayabiliyor arkadaşlar. Şöyle bir daha rename diyelim. Evet, bu da kapak diye bir isim verelim. Tamam. Buradan hemen geliyoruz sağ taraftan. Type'ını from yine database. Artık bunları sanırım artık iyice pekiştirdik ve kapak geldi. Tamam. Şimdi kapağa tıklayalım. Şuradan da şunu tıklayalım. Şu an neredeymiş? Kapak buradaymış. Şöyle kolay görelim diye şunu şu şekilde ben getireyim. Ve birazcık daha zoomlayayım. Şunu tutarak da şöyle getireyim. Tamam. Şimdi burada yapacağımız şeyler ne arkadaşlar? Şimdi mesela şurada biliyorsunuz bir ev vardı değil mi? Şunu şöyle yapalım. Ve bunun evin içerisinde de birçok şey vardı. Dekorasyonda bu şekilde birçok şey vardı. Şimdi ben burada bu evin kendisini ve ağaçlarını almak istiyorum. Ondan dolayı ben şu assets'lere gidiyorum. Burada bizim Resource'un içerisinde bakın materyaller vardı, script'ler vardı, texture'ler vardı. Bir tane daha sağ tıklıyorum. Create Prefabs diyorum. Folder olarak. Prefabs. Yani topla olarak bazı şeyleri burada hazır tutacak. Ve bunu tıklıyorum arkadaşlar. Ve bu Prefabs'ın içerisinde bu evi çekip buraya bırakıyorum. Ve diyor ki orijinalini mi almak istiyorsun? Varyantını mı almak istiyorsun? Ben orijinal almak istiyorum diyor. Olduğu gibi alıyorum. Ve burada bakın bizim yaptığımız tasarım burada aynen gözüküyor. Bu bir. Bir de arabayı alalım. Arabaya gelelim. Bakın arabada ne vardı? Şöyle yapalım hatta. Şöyle arabaya yakına gelirsek daha iyi gösteririz. Bir zemin vardı. Kaydı değil mi? Silindir vardı. Border vardı. Ben arabayı almak istiyorum. Ve bunu çekiyorum. Bunu da buraya bırakıyorum. Original prefab diyorum. Yine olduğu gibi arabayı alsın diyorum. Bir de şöyle uçaktan bulutları ve şöyle bulutları alayım. Ayrıca uçağın da kendisini alayım. Tamam, bunda yine orijinal prefab diyorum. Evet, şimdi bunları aldık. Şimdi bunlardan her birini şöyle gelerek ilk önce burada. İlk önce bir ev alalım, buraya atalım. Şu an ev nerede? Evi bir görelim. Şununla tıklayalım. Ev burada. Bunu getiriyorum. Şöyle bunun üstüne getiriyorum. Zoomluyorum arkadaşlar. Tekrar üzerine giderek. Yine zoomluyorum. Birazcık daha ve şuradan şöyle bakıyorum yerleşimine. Yükseklik olarak böyle duruyor. Tamam. Şimdi burada ben şöyle yapacağım. Bunun zemini komple ben çimen yapacağım. Yani bunun sadece şu yuvarlak alan gibi değil de komple yapmak istiyorum. Ondan dolayı şu alttaki çimeni silmek istiyorum. Bunun için de bu evin içerisinde bak şuradayken bunu sağ tıklıyorum. Bakın burada prefab'dan unpack completely diyorum arkadaşlar. Paketten çıkarması ve bunun içerisinde bakın şurada bizim zemin olarak yaptığımız şuydu değil mi? Floor muydu? Bakalım hemen algılayalım. Bir tane aslında silindirdi hatırlarsanız. İç silindir de şu dış silindir. Evet, dış silindiri sağ tıklıyorum ve buradan bunu delete diyorum. Ve bakın o gitti. Niye götürmek istedik? Çünkü ben komple çimen yapacağım. Sadece ondan dolayı yapmıyorum. Yani bunu ne yaptım? Yine sağ tıklıyorum buradan ve bunun içerisinden tabi bu unpack çıkardığım için gözükmedi. Bunu tıkladığımızda paketten çıkarmayı işlemini gerçekleştirdik ve şu an parçalanmış haliyle burada gözüktü. Şimdi burada şimdi bunu yaptıktan sonra ben şöyle tıklayarak ben şöyle şunu tıklayayım. Şuradaki ağaçların konumlarını çok daha güzel istediğim gibi her yere değiştirebilirim. Bu burada olsun örneğin. Bunu alayım şöyle şu tarafa koyayım. Şunu alayım şuradan tutarak şöyle yapayım örneğin. Şu arkadakini de alıp şöyle şu köşeye yapayım. Bakayım yukarıdan nasıl gözüküyor. Şu şekilde yapalım. Tamam. Bu şekilde yaptık. Tamam. Bunu aldık. Şimdi geliyorum. Ne yapma? Şimdi böyle şöyle yapalım. Alıyorum. Arabayı getiriyorum. Araba şu an nerede? Bakın burada. Şöyle arabayı getiriyorum yine. Ve şöyle yine dik tutalım. Ve arabayı birazcık şununla küçültelim arkadaşlar. Şöyle küçülsün. Tamam, güzel. Şöyle bir daha bakalım. Ve bunu bir de döndürelim arkadaşlar. Şöyle.
Şöyle döndürelim. Döndürelim. Bence fena değil. Tamam. Birazcık zoomlayalım. Hatta birazcık daha küçültmemiz daha iyi olacaktır. Şöyle küçültelim. Güzel. Ve arabayı tutuyorum bununla. Ok tuşlarıyla şu şekilde kaydırarak arkadaşlar. Sanki de evinle çekilmiş gibi gösterebilirim. Tabii bu arabayı hatırlarsanız arabaya tıkladığımızda buradan rotate dönme özelliği vardı. Şimdi burada arabayı döndürmek çok da uygun olmayacaktır. O yüzden bunu kaldırıyorum ben. Döndürmeyi bakın buradan hemen tıklayarak kopyaladığımız şeyi ve bunları şu an halinde kapanışa da atmadık. Şu an burada duruyor. Şimdi bulutları alalım arkadaşlar. Bulutları getiriyorum buradan. Bu sefer bulutlardaki o scriptler vardı ya. Bulutlar nerede şu an onu görelim. Şöyle getirelim. Şöyle. Şöyle dursun. Ve uçağı da alalım buraya. Şunu da getirelim. Tamam, şimdi bakalım şöyle yukarıdan yükseklik nasıl gözüküyor. Bulutlar ve uçak. Bulutları bir daha tıklayayım ben. Şu şekilde ne yaptık biz? Bir de yukarıdan bakalım. Aslında şöyle yaptık mı? Uçağı da benzer şekilde tam üstünden geçiyormuş gibi yaptık mı? Bence şu an fena değil. Şu bulutları isterseniz birazcık da şöyle gibi olsun. Hatta şu bulutları şimdi biraz önceki şey gibi yani şuradaki her bir bulutu birazcık daha sıklaştıralım mesela. Şöyle sık olsun. Şu nerede? Tamam, fena değil. Şunu aldık. Ortadakini alalım. Şunu da şöyle yaparak şu şekilde bir etki yapabiliriz ve bulutları komple şu şekilde yapabiliriz. Şimdi ne yaptık? Tabii bunlarda hareket özellikleri var değil mi? Bulutları tıkladığımızda bakın burada pozisyon resetle gibi script çalışıyor ki pozisyon resetle şu an duvar olmadığı için aslında bunda bir anlamı kalmadı. Bunu kaldırabiliriz. Hareket et. Bakın burada hareket ediyor. Ve yine şurada süper sprite'a gidelim. Burada da pozisyon resetle çünkü şu an şey kalmadı. Ha burada ne oldu? Hemen açılır açılmaz bunlar hemen göreceğiz ve eğer şeyse bu görüntüden çıkmış olacak. Şimdi ben bunların tamamını burada evden başlayarak şunu da şöyle küçülteyim. Bakın evden başlayarak shift'e basarak hepsini alıp kapağın içine atıyorum arkadaşlar. Ve böyle yaptığımızda şeyi unuttuk arkadaşlar. Zemini bir çimen yapacaktım. Ben kapaktayken sağ tıklıyorum. Buradan 3D objektten bir tane plane seçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir plane aldı. Bakın bu plane'in şöyle bir zemin bilgisini de görüyorsunuz. Oldukça büyük oldu. Tamam. Hemen ben bunu şunu tıklayarak istediğim gibi güzel bir şekilde şöyle hatta şöyle bir şeyi de görelim arkadaşlar. Birazcık yaklaşalım. Zeminin boyutunu kapağın boyutuyla hemen hemen eş getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Plane'i bir daha tıklıyorum. Şöyle. Çok güzel. Ve şundan da herhalde şöyle yapsak hatta birazcık da şöyle kaydırsak tamam birazcık fazla olabilir. Bakın kapak ve kapağın üstünde de zemin var. Tamam. Plane'i aldık. Şimdi plane'i hatırlarsanız evin içerisindeyken ev hangisindeydi? Şöyle şuradan Holiday House'u tıklayalım. Burada bakalım Prefabs'larda yok texture'larda pardon texture'larda bu olur büyük ihtimal. Aslında biz çimeni grass diye mi almıştık? Bir çimeni nereye bakmıştık? Azeri'de ne vardı? Hemen eski bilgilerimizi bir tekrar bu arabaydı. Suydu herhalde bu. Bakalım burada environment'ta neler var. Ben şu an çimenleri bulmaya çalışıyorum. Boat, helikopter, ground texture. Evet. Büyük ihtimal evet bu. Şimdi bunu ben alıyorum. Plane'in içerisine attığımda şu şekilde oldu. Heh, şimdi burada mevzu ne? Plane yüzey olarak birazcık şeyden yüksekte olması gerekiyor. Onu da ben şöyle şurada 0.01 dersem yukarı çıkmış gibi oldu. Tabii şurada bakalım. Şöyle birazcık şöyle. Evet burada şunların özellikle yukarıda oldu. Bakın şey de yüksek, yukarıda oldu. Yakından görmemiz çok iyi oldu. Hemen şöyle tek tek bunu tıklayarak bunu pardon Command S şöyle tek tek önce bir evi tıklayalım. Evi bir zemine bir şöyle tam keep olsun.
Şu şekilde. Hatta şöyle yapalım. Bakın burada 0,017 de mi yükseklik gözüküyor. Mesela bu ne gözüküyor? 0,17 gözüküyor. Oldukça yüksekte gözüküyor. Şunu da şöyle yapalım. Şu şekilde. Tamam. Play'in hemen hemen olduğu gibi diye düşünüyorum. Şöyle alttan bakalım. Çok alttan taşma var mı? Hatta şunu birazcık daha yukarı çıkarabiliriz. Play'ini birazcık daha yüksek yapabiliriz. 0,05 diyelim. Yüksekte dursun. Ve ona göre de şu kara bakalım. 0,05 diyelim buna da. Tabi kısmı olduğu için içte oldu. Aslında bunu şöyle yapalım. Bunların hepsini aslında plane elemanı yapsaydık daha iyi olurdu ama birazcık vakit kaybettirdi sadece. Ve burada her bir ağacı ben tek tek aslında şöyle birazcık vakit alacak gibi. Ama olsun şöyle. Konu anlaşıldı diye düşünüyorum. Burada ince böyle hesaplarla şimdi gelen bu ağaca tıklayalım. Bunu da yukarı çıkarabiliriz. Tamam. Şöyle bunu birazcık daha çıkaralım isterseniz. Bence oldu gibi. Tamam. Şimdi hemen ben alıyorum defterimi. Şuradan beyaz gözükmüyor. Tamam. Bu deneyelim bir. Bakın şu an hemen tutuyorum. Evet, hareketli şeyler var. Araba orada, ağaçlar orada. Oldukça da güzel oldu bence. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.